Abi hareket iyidir ya. İkisi bir araya gelmedi. Oldu mu? Güzel mi? Gitti. Fakültün <laughs> Rasit matematikçi, astronom, fizikçi, optikçi, mekanikçi, Rasit yani gözlemsel astronom yapmış bir kişidir. İstanbul tanesinin kurucusudur. Matematiksel dakiklik için kalkülatif matematiği daha da geliştirmiş. Matematik bilimlerde İslam temeddününde son özgün katkıları yapmış bilginlerden bir tanesidir. 1521'de Şam'da doğmuş. Şam, Kaire ve İstanbul'da eğitim görmüştür. Kaire'de özellikle İbn Ebil Fet adlı asyonumdan ders almış ve birlikte çalışmıştır. 1571'de Mustafa bin Ali el Muvakkit vefat edince onun yerine müneccimbaşı yani Osmanlı Devleti'nin baş assonumu olmuştur. İstanbul hastanesini bu dönemde kurmuş, çeşitli rasal etkinliklerinde bulunmuştur. Gözlemlerini kayda almış ve bunların matematiksel değerlendirmelerini yapmıştır. 1585'te de vefat etmiştir. Taküttin Rast'ın İslam ve Osmanlı felsefi bilim tarihindeki önemi şöyle e, düşünülebilir. Her şeyden önce o Meraga, Tebriz Semerkant, Kahire, Şam kültür havzalarını birleştirmiş. Özellikle matematik bilimlerindeki başarılarını şahsında birleştirmiş, geliştirmiş ve yeni katkılarla zenginleştirmiştir. Bu katkıları yapmak için kalkülatif matematik dediğimiz yani pratik karakteri, hesap karakteri yüksek matematiği geliştirmiş. Yeni aletleri icat etmiş. Gözlemleri yanında kelimenin gerçek anlamıyla tasarlanmış deneyler yapmıştır. Takiyettin'in amacı neydi? Takiyettin ne amacı? Doğanın matematiksel tasvirine önem vermek ve bu tasvir için elden geldiğince matematik dakikliği arttırmaktı. Takiyettin eserlerini niceliksel olarak ifade edersek tıp ve jeoloji alanlarında birer, fizik ve mekanikte 3, matematikte 5, astronomide 20, özgül ağırlık ve hidrostatik tecrübelerde bir eser kaleme aldığını görüyoruz. Hesap alanında kaleme aldığı bu Yetutullab son derece önemli bir eserdir. Çünkü burada ondalık kesirler aritmetiğini geliştirmiştir. Çünkü bu dönemde özellikle e, hindi hesap dediğimiz ve günümüzde de kullandığımız hesap ondalık kesirlere sahip bir hesap sistemi değildi. Dolayısıyla küçük değerler için trigonometrik fonksiyonlarda olduğu gibi ya da büyük değerler için 60 tabanlı sayı sistemi kullanılıyor idi takiyetin ondalı kesirleri geliştirerek bu ihtiyacı ortadan kaldırdı. Etturuk-ü er adlı eserinde klasik mekanik aletlerini inceledi, yeni mekanik aletleri icat etti. Erkevakib-ü Düriyede ise tarihte belki de ilk defa mekanik otomatik saatlerin matematiksel analizini yaptı. Nevrul Hadikatel Ebsar'da ise görme, kırılma, yansıma, renk ve ışık gibi konuları inceledi ve yeni katkılarda bulundu. Sırdetül Münteha ve Ceredül adlı ziçlerinde ise e, matematikten elde ettiği sonuçlara dikkat alarak yaptığı dakik gözlemleri ve parametreleri kaydetti ve bunları ondalık kesirler cinsinden gösterdi. Böylece milattan önce 2000'den itibaren Akdeniz dünyasında 60 tabanlı sayı sistemine göre yapılan ziç hesaplarını tarihte ilk defa ondalık kesirler sistemine dönüştürdü. Neler yaptı ve neler başardı diye baktığımızda Taki Rast'ın pek çok şeyi başardığını, e, bunların bazılarının çok genel, bazılarının da çok özel konulara ait olduğunu söyleyebiliriz. Ama kuş bakışı e, baktığımız zaman her şeyden önce ondalı kesirler aritmetiğini geliştirdiğini ve bunun için bir notasyon icat ettiğini görüyoruz. Ondalı kesirlerle dört işlem, ondalı kesirlerle kök alma, üs alma gibi aritmetik işlemleri yaptı. Riyasettin Cemşit Etkâşi'nin pi sayısı için verdiği değer üzerine çalıştı. Böylece Arşimed'in 6. basamağa kadar hesapladığı pi sayısını 17. basamağa kadar doğru bir şekilde hesapladılar. Yeni gözlem aletleri icat etti. Eskilerini geliştirdi. Daha dakik gözlemler yaptı. Böylece gökyüzünün daha dakik bir fotoğrafını çekmeyi amaçladı. Astronomik gözlemlerinde mekanik saatler kullanarak parametreleri daha keskin, daha niceliksel olarak doğru hesaplamayı başardı. Mekanik otomatik saatler konusunda çalıştığı bunların geometrik analizlerini yaptı ve bunlarla ilgili tarihte bilinen ilk eserlerden birini kaleme aldı. Ondalık kesirler hesabını hem zişlerden hem trimetrik fonksiyonların hesaplarında kullandı. Cezeli çizgisinde mekanik aletler üzerine çalıştı, yeni aletler icat etti hatta o dönemde e, döner kesmek için otomatik bir alet e, icat ettiğini ve kullanıldığını biliyoruz. Işığın küresel yayılımı üzerine durdu. Renk ile ışık üzerine çalıştı. Ve dürbün benzeri bir alet ve bunun kullanımından bahsetti ki bu son derece önemli. Takiyettin'in yaptığı çalışmalar kendisinden sonra nasıl etkili oldu? Belirli konular haricinde ciddi bir etkisi olmadı. Dolayısıyla onun cüz'i bir şekilde etkili olduğu söylenebilir özellikle modern dönemde ya da 19. yüzyılda takvit önemi daha çok fark edildi ve çalışmaları incelendi. Etkileri daha çok astronomi alanında oldu diyebiliriz. Fakat Golius meşhur oryantalist ve Latince Arapça sözlüğü hazırlayan Golius İstanbul'a geldiğinde Takvittin eserlerini özellikle arayıp buldu ve onları Avrupa'ya getirerek meşhur bilim devriminin oluşmasına katkıda bulunan Huygens Descartes'a e ulaştırdı. Descartes'a e verdiği matematik eğitiminde Takiyettin eserlerinin kullandığı tahmin edilebilir. Huygens'ın babasının yazdığı mektuplardan hareket ederek Takiyettin'in optik üzerindeki çalışmalarının hem optikçi Huygens'e hem de Descartes'a hem de daha sonra Newton'a etkisi olduğu çağdaş araştırmacılar tarafından varsayılmaktadır.